Efendim herkese yeniden merhaba. Bugün milli ve yerli savunma sanayimiz açısından tarihi bir gün. Hepimiz bu tarihi günü iyi idrak etmemiz lazım. 1930'larda, 40'larda Vecihi Hürkuşların gerçekleştirmiş olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük destekleriyle gerçekleştirmiş oldukları o havacılık başarılarının Türkiye'nin bir anda Batı İttifakı'nın içinde NATO'ya doğru yönlenirken akim kalması, yani ortada kalması, sonrasında da yok olmasından yaklaşık 70 yıl sonra bugün Hürkuş'tan sonra ilk jet uçağımızı uçurduk. Hürjet. Hayırlı olsun. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun arkadaşlar. Bu seçimde kime oy kullanacaksak kullanalım. Memlekete çakılmış her çivinin de açık ve net olarak kıymetini bilelim. Çünkü bu tür projeleri Türkiye'nin kendi milli ve yerli imkanlarıyla gerçekleştiriyor olması ileride Türkiye'nin orta ölçekli süper güç olma çabalarına yeni bir ivme katacak. Ben bir lafı durup dururken söylemem. Türkiye bugün ekonomisindeki zorlukları aştığı an itibariyle, bunu artık kim nasıl aşar bilemem. İşin uzmanı değilim. Keşke ekonomi uzmanı olsaydım dış politika yerine. Belki daha çok konuşurdum ama sonuç itibariyle bu ülkenin ekonomisini bir şekilde toparlayıp, tam bir üretim ekonomi, bugünkü gibi rant ekonomisi değil, gerçek bir üretim ekonomisi ve sosyal adalete dayalı bir yapılanma içinde gerçekleştirdiğimiz takdirde gerçekten Türkiye orta ölçekli süper güç olma kimliğini hızlı bir şekilde kavuşabilir. Bunu ekonomistlerin tartışması lazım. Ben Hürjet üzerinde konuşacağım. Hürjet esasında Türkiye'nin eski bir projesidir. TUSAŞ bünyesinde 90'lı yıllarda ilk ele alınmış, oradaki araştırma birimini kuran küçük bir kadronun ya biz yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktıkları, fakat sonradan siyasetteki olağanüstü savrulmalar çerçevesinde ortada kalmış bir projedir. Sağ olsun Sayın Erdoğan bu işe sahip çıktı. Ve bugün o işe sahip çıkmanın da karşılığını gördük. İlk defa turbo fan motorlu ve 1.4 oranında 1.4 ses hızına ulaşabilen yüksek kabiliyetli bir uçağımız havada 26 dakika kaldı ve bu 26 dakikada da 14.000 feet irtifaya kadar çıktı. 250 knot, çünkü şeyleri açık gidiyor biliyorsunuz bu testlerde, tekerlekler. 250 knot hava süratine de ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Bu esasında TUSAŞ'ta sabırla yürütülen çalışmaların bir sonucu. Niçin? Çünkü TUSAŞ Hürkuş'ta, yani o motorlu uçakta sabit kanatlı uçak, sabit kanatlı hava aracı yapma konusunda olağanüstü bir birikim elde etti. Bu birikim sonradan Hürjet'e uygulandı. Ve bu yolla da Türkiye havacılık tarihinde bir lig üste çıktı. Bir lig yukarıdayız. Süper Lig'de miyiz? Hayır. Milli Muharip Uçak'la beraber, 5. nesil Milli Muharip Uçak'la beraber Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi Spor Toto 1. Lig. Durumumuz bu. Hiç kötü değil. Hiç kötü değil. Efendim şimdi hemen soracaksınız. Bu uçağın motorunu. Ben baştan söyleyeyim. Bu uçağın o motoru General Electric F-404. Niye? Esasında bizim aynı motoru, yani turbofan kapasiteli bu uçağı uçurabilecek aynı tip bir motorun yapımını gerçekleştirdik. Ama bu işler, testleri uzun sürüyor. Bakın ben geçen gün Arifiye'deydim. Tankımızı izledim. T-34
Tankımızda şu anda Güney Kore Hyundai'nin 1500 horsepower beygir gücünde bir motoru çalışıyor. Niye? Çünkü o motor daha önce denenmiş, yapılmış, başka araçlara konmuş. Peki sorun bana, bizim o yönde bir motorun var tabii, BMC Power. BMC Power'ın bünyesinde günün her dakikası çalışan benzer bir ilk defa Türk mühendisleri tarafından üretilmiş 12 silindirli 1500 beygir gücünde tank motorumuz var. Peki bu ne zaman devreye girecek? 2025-2026. Çünkü bu işlerin testleri uzun sürüyor arkadaşlar. Multimilyon dolarlık şeyler. Bizim askerlerimiz titiz adamlar. Yani bir şeye imza atıyorsa, bir şeye teslim alıyorsa öyle sen Türk ordusuna bir tane kalem satmaya kalk, bak bakalım başına neler geliyor. Böyle bir durum. Kaldı ki bunlar dev operasyonlar, dev işler. O yüzden Türkiye tabii ki Hürjet'e de sonrasında Milli Muharip uçağına da kendi motorlarını takacaktır. Zaten bu konuda TUSAŞ, TEİ hepsi çok güzel çalışıyorlar. Ve zaman içinde hepsi de ortaya çıkacak. Şimdi sorun Hürjet'in bizim açımızdan önemini. Hürjet ilk yola çıkıldığında bu kadar önemsenen bir projede değildi. Sadece bir bilgi birikimini oluşturabilir miyiz? Ses hızını aşan süpersonik bir savaş uçağı modeli geliştirebilir miyiz ve bunu eğitimlerde kullanabilir miyiz diye yola çıktık. T-38'lerin yerini alacak. Fakat 1.4 hızıyla, yani ses hızının 1.4 katı üstündeki hızıyla tabii ki T-38'den çok daha güçlü bir eğitim uçağı alacak. O zaman genç pilotlarımız yüksek süratte savaş uçağı kabiliyetini öğrenme, eğitme, tatbikatını yapma niteliğinde. Fakat bu uçak zaman içinde gelişirken bir anda çok yönlü bir yapıya kavuştu. Yani hafif taarruz kimliği var, yakın hava desteği var, sınır güvenliği ve terörle mücadelede görev alma kapasitesi var. Yani böyle hafif taarruz deyip geçmeyin. Bu uçaklara, yani Hürjet'e, yerli ve milli Roketsan'ın ve diğerlerinin bütün milli mühimmatını yerleştirebiliyoruz. Çünkü yani yük kapasitesi 2721 kilogram. Yani menzili 2222 kilometre. Peki F-16 kadar önemli mi bu taarruz? Hayır, adı üstünde hafif taarruz. Ama bu yapısıyla tabii ki terörle mücadelede, sınır güvenliğinde, koruma kollamada vesairede F-16'ların yükünü alabilecek bir kapasite sergiliyor. Böyle bir durum, yani şey değil ve gerçekten bu yönüyle büyük bir kapasiteyi birlikte geliştirdik. Harbe hazırlığı geçiş eğitimini yapıyor. Eğitimlerde Red Aircraft düşman aircraft, düşman savaş uçağı görevi yapıyor. Akrobatik gösteri yapıyor. Bu bizim Türk yıldızlarının uçakları değişecek. Bununla yapacaklar gösterilerini artık. Ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzelmiş. Türk yıldızları bugüne kadar başka bir ülkenin uçağıyla yapıyordu. Şimdi kendi uçağımızla o güzel gösterelim. Ve hafif taarruzu da bahsettim. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten Türk Hava Kuvvetleri için bir güç bileşenini üretmiş olduk. Ve bu zaman içinde tabii şey olacak. Bu uçağın ben çok iyi ihraç edileceğine de inanıyorum. Niye? Bakın arkadaşlar, TB2 Bayraktar niye bu kadar çok tutuyor? Niye %93.8 ihracata dönük üretim yapıyor biliyor musunuz? Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, Latin Amerika, hatta bazı Avrupa ülkeleri çok pahalı savaş uçaklarının yerine SİHA'ları, yani silahlı insansız hava araçlarını tercih ediyorlar. Özellikle bütün bir Afrika kıtası ve Asya kıtasının büyük bir kesimi, ya ben
milyon dolarları bir F-16'ya vereceğime, Selçuk Bayraktar'a aynı parayı versem karşılığında 100 tane uçak alıyorum diye düşünüyor. Böyle bir şey. Bir de birçok ülke için, hepim Türkiye gibi değil herkes, birçok ülke için 5. değil, bizim F-16'lar tarzı 4. nesil savaş uçakları bile işletme maliyeti yüksek uçaklar. Sudan için konuşun. Veya Nijerya, veya işte ne bileyim ben, Tanzanya için konuşun. İşletme maliyeti yüksek bu uçaklar. Bizim ürettiğimiz bu Hürjet işletme maliyeti düşük. Zaten satış maliyeti çok uygun. Bir uçak olarak bence bugünden söylüyorum, 2 yıl sonra bu haberleri çok okuyacaksınız. Afrika'ya, Asya'ya, Latin Amerika'ya peynir, ekmek gibi satılır kardeş. Bu, ben eğer bu piyasayı biraz biliyorsam. Çünkü düşünsenize, Çat'tasınız. Fransa abi size Rafael'e kakalamaya çalışıyor abi, yani tabirle. Çok büyük para. Ama sizin de bir savaş uçağına ihtiyacınız var. Ama öyle büyük bir düşmanınız da yok. Büyük bir savaşta yapmayacaksınız. Terörizme karşı işte füzeyi fırlatan bir hava aracı ihtiyacınız var. Buyurun, Hürjet. Çat için en uygunu, Mali için en uygun. Bu. Yani o yüzden gerçekten güzel bir gün. Tebrik ediyorum. İnşallah Milli Muharip Uçağı da yaşımız ilerliyor. Gücümüz yetişir. Onları da anlatırız. Uçtuğu zaman da gurur duyarız. Bunlar önemli. Türkiye yerli ve milli savunma sanayi üzerinden çok önemli bir güç biriktirmiş vaziyette. Bunu herkes takip ediyor. Şimdilik sessiz izliyorlar. Bakalım bunun bedelini bir yerden çıkarırlar mı? Bakacağız. Hoşça kalın.